Selamlar millet, ben Sinan Amamsarılar. Umarım keyfiniz yerindedir. Boş ev aletleriyle beraber gerçekleştirdiğimiz en güzel evde video serisinde yeni bir tarif daha sizlerle birlikteyim. Bugün size çiğ bademden badem sütü hazırlıyorum ve onu da çok güzel bir filtre kahveyle taçlandırıyorum. Malzemelerle ilgili tüm detaylar aşağıdaki açıklamalar bölümünde yer alıyor. Hadi hemen tarife geçelim. Size hızlı hızlı anlatmak istiyorum. Tarife başlamadan 12 saat öncesine gitmeniz gerekiyor. Çünkü bademleri 12 saat önceden suya koymak onların yumuşamasına yardımcı olacaktır. Tarife başlarken de suyunu süzüp şöyle bir kere yıkasanız üstünde eğer varsa kiri tozu atmış olursunuz. Ardından Bosch'un Vita Power Seri 4 Blender'ımı çıkartıp içerisine bademleri koyup sonra da soğuk suyumu ekledikten sonra sadece 5-6 saniye önce minimum hızda sonra da maksimum hızda blender'ımı çalıştırıyorum. Böylelikle bütün bu çiğ bademler suyla karışıp badem sütüne dönüşmüş oluyorlar. Ardından süzme işlemi geliyor. Bir kase alıyorum, üzerine süzgeç yerleştiriyorum. Ardından üzerine bir peynir bezi koyduktan sonra badem sütünü posasından ayırmak için süzüyorum. Arada sıkmayı da ihmal etmeyin. Böylelikle bütün badem sütü aşağıdaki kaseye geçecektir. Bu arada kalan badem kalıntılarını da ben fırında kurutup sonraki tariflerinde kullanıyorum. Dolayısıyla hiçbir şekilde ziyan etmiyorum. Badem sütü hazırlandıktan sonra istiyorsanız şişeleyebilirsiniz, istiyorsanız hemen o gün tüketebilirsiniz. 4 günden fazla buzdolabında tutmamanızı tavsiye ederim. Ardından geliyor filtre kahveye. Ben filtre kahve yapmak için önce Bosch'un kahve değirmenini kullanıp çekirdeklerimi bir güzel öğütüyorum. Onun için de saniyede bir basma ve toplam 12 kere basma gibi bir kendimce teknik geliştirdim. Böylelikle şahane bir filtre kahve partikülü elde etmiş oluyorum. Bosch'un Comfortline filtre kahve makinesinin haznesine filtre kağıdımı ekliyorum. Öğüttüğüm kahveleri de filtreye ekledikten sonra makineye suyunu da ekleyip çalıştırıyorum. Ve filtre kahvem kendi kendine 5 dakika içerisinde hazır olmuş oluyor. Demlenmenin ardından kendime bir bardak alıyorum. Önce kahvemi ardından da sütümü ekleyip şahane bir görünüm elde ettikten sonra kahvemin tadını çıkartıyorum. Şu badem sütünün güzelliğine bakın. Size bu tarifle ilgili bir iki tane de tüyo vermek istiyorum. İstiyorsanız su ve bademi çekerken İçerisine bal, vanilya gibi tatlandırıcılar koyabilirsiniz. Ben sade halini çok seviyorum. Mutlaka ve mutlaka çiğ badem kullanmak gerekiyor. Kavrulmuş badem kullandığınız zaman tatlar, aromalar birazcık değişiyor. Hoş olmayan yerleri gidebiliyor. Ben çiğ badem kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İstiyorsanız bu tarifi süt yerine tatlarınızda hatta yemeklerinizde de kullanabilirsiniz. Mesela bir köri yaptığınız zaman Hindistan cevizi sütü bulamıyorsanız böyle badem sütüyle o köriyi yapmak enteresan ve keyifli oluyor. Ne de olsa evdesiniz ve en güzeli evde deyip tarifle istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ben böyle basit tariflere bayılıyorum. Bosch ev aletleriyle beraber gerçekleştirdiğimiz en güzel evde video serisinde yine güzel bir tarifi daha sizlerle birlikteydik. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir ve deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.